Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Tekvir Suresi, diğer adıyla İdeşşem Fikir Virat, bu sureyi değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İdeşşem Fikir Virat, güneş dürüldüğünde ve izen mücumun kedarat, yıldızlar bulandığında ve izel cibari sülirat, dağlar yürütüldüğünde ve izel işar-ı uttilet, kıymetli mallar muattal kaldığında, terk edildiğinde ve izel vuhuşu huşirat, vahşi hayvanlar, vahşiler bir araya toplandığında ve izel biharu süccirat, ve denizler kaynatıldığında, taşkınlaştığında ve izel nüfusu zuvvicet, nefisler eşleştirildiğinde ve izel mev'udatü su'ilet bi eyyi zembin gutilet, ve toprağa diri diri gömülen kız çocuğuna günahı neydi de katledildi diye onunla alakalı sorulduğunda ve izel suhufu müşirat, sahifeler, amel defterleri neşredildiğinde ve izel sema'u kışitat, ve sema sıyrıldığında ve izel cehimun su'irat, cehennem ateşi kızıştırıldığında, alevlendirildiğinde ve izel cennetu üzrifet, ve cennet yaklaştırıldığında alimet nefsun ma ahdarat, o zaman her bir nefis diğer alem için ne hazırladığını, neler gönderdiğini bilir. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala burada 12 ayrı duruma dikkat çekiyor. Ve bunlar kıyametle alakalı. Demek ki kıyametin kopması, dünyanın ölümü, alemin ölümü dediğimiz olayda bunlar yaşanacak. Bunları tekrar kısaca ifade etmeye çalışırsak, İdeşşemsü küvvirat, güneş dürüldüğünde. Güneşin dürülmesi, artık güneşe ihtiyaç kalmayacak. Çünkü başka bir alem gelecek ve böylece şu dünya aleminde güneşin vazifesi bitecek ve derlenip toplanacak. Nasıl ki pazar yeri kuruluyor, orada tezgahlar açılıyor ama pazar bittiğinde bunların her birisi dürülüyor, bir köşeye konuluyor. Allah-u Teala yokluk aleminden güneş gibi inci misal, ışık saçan çok değerli bir lambayı şu dünyaya, alemimize lamba olarak takmış ama gün geldiğinde bunun vazifesi bitecek ve lamba söndürülecek. Ve izen nücumun kedarat, yıldızlar bulanık hale geldiğinde. Yıldızların bulanık hale gelmesi, artık yıldızların ışığı olmayacak ve böylece yıldızların da vazifesi bitmiş olacak. Güneş gündüzleri görülüyor, yıldızlar geceleri. Hem güneşin vazifesi bitecek, hem de yıldızların vazifesi sona erecek. Ve izel cibâri sügirat, dağlar yürütüldüğünde. Dağlar çok büyük cisimler ama kıyametin dehşetinde, o hengamesinde dağlar yürütülecek ve o dağların yerinde yerler esecek. Adeta bir serap gibi olacak. Biraz önce dağ var ama kıyamet koptuğunda dağ un ufak olmuş, kaybolup gitmiş. Bu manzara yaşanacak. Ve izel işar-ı uttilet, kıymetli mallar muhakkak kaldığında. İşar, hamile deve için kullanılan bir ifade ve son derece kıymetli. O gibi mallara artık bakılmayacak. Bunu genel anlamında da değerlendiririz. Artık kıyamet koptuğunda insanlar daha önce önem verdikleri, kıymet verdikleri mallara artık talip olmayacaklar. Çünkü kıyametin dehşetini yaşıyorlar. Kimse dönüp de onlara bakmayacak. Ve izel vuhuşu huşirat, vahşiler toplandığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında. Depremlerde de bu yaşanabiliyor. İşte hayvanlar bir araya gelip garip sesler çıkarıyor. Adeta depremi bizden önce onlar hissediyor. Demek ki kıyametin o büyük depreminde vahşi hayvanlar, aslanlar, kaplanlar, filler neler varsa bunlar hepsi bir araya toplanacak. Ve onlar artık kıyameti sezinlemiş vaziyette alık alık adeta etrafa bakacaklar. Ve izel biharu süccirat, denizler kaynatıldığında, işte denizlerin alev alev yanması,
artık bu nasıl olacak ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama şu anda su olarak gördüğümüz o şeyler kıyamet hengamesinde alev alev yanacak. Veya bu taşkınlığı ifade de ediyor olabilir. Ve o şekilde denizler taşıp her tarafı istila edecek. Ve izen nüfusu zulbicat, nefisler eşleştirildiğinde bu ilk mana itibariyle şöyle düşünülebilir. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya getirildiğinde ve kümtün ezracan felasa vaka süresinde ifade edildiği gibi üç gruptan orada söz ediliyor ve ezvaç, zevç eşleştirilme orada da nazara veriliyor. Dolayısıyla yevmened ulkülle ünelsin bir imamihim, o gün insanları önderleriyle çağırırız. İşte Hazreti Musa'nın takipçileri var, Firavun'un da adamları var. Hazreti Musa ile beraber olanlar yine onun etrafında yer alacak. Firavun'la beraber olanlar, onlar da Firavun'la beraber haşrin meydanına getirilecekler. Ve böylece bir eşleştirme, iyiler iyilerle, kötüler kötülerle, cennet ehli cennet ehliyle, cehennem ehli cehennem ehliyle bir araya getirilecek. Nefislerin eşleştirilmesi bir başka manada şu olabilir. Diğer alemde aile hayatının da olması bu manada da yine düşünülebilir. Böyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Veya şu dünya hayatında ruh ceset beraberliği devam ederken kabir hayatı dediğimiz hayatta sadece ruhun hayatı var. Cesetler toprak olup gidiyor. Ceset artık orada görev göremiyor. Kabir alemi dediğimiz alemde. Ama kıyamet koptuktan sonra insanların mahşer meydanına getirilmelerinde ruh ceset beraberliği olacak. Yani insanlara yeniden ceset verilecek. O cesetlere ruhları da konulacak ve o şekilde mahşer meydanına getirilecekler. Ve izel mev'udeti mev'udeti su'ilet bi eyyi zemmin gutilet. Mev'ude toprağa diri diri gömülen çocuk, işte ona da, yani bu şekilde olan kız çocuğuna sorulacak. Senin günahın neydi de sana böyle kıydılar? Bunun sorgusu yapıldığında. Tabi bunun burada nazara verilmesi, Araplarda böyle bir adet varmış. Kocaya vermekten ağır ederek, utanarak veya geçim derdi sıkıntısıyla, böyle bir endişeyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler var. Bu, tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden birisi. Burada bunun nazara verilmesi, bütün günahlar sorulacak. Misal olarak bu verilmiş oluyor. Ve idet suhufu nüşirat ve sahifeler, amel defterleri nüşredildiğinden. Amel defterleri, her insanın hayat boyu yapmış olduğu şeyleri kaydeden, hepsinin içinde bulunmuş olduğu, iyi kötü her halin içinde bulunduğu, insanın hayat filmi adeta, bütün artıları eksileri orada bulunacak ve bunlar neşredilecek. Ve ifes sema'u küşitat, sema sıyrıldığında artık üzerimizdeki sema başka bir sema olacak, başka bir alem meydana getirilecek. Ve izel cahimu su'irat ve cehennem ateşi kızıştırılacak. Cehennem kendine gelecekleri bekler bir halde onları gözetleyecek. Ve izel cennetu uzrifet ve cennette yaklaştırılacak. Yani mahşer meydanındaki insanlar bir kısmı cennete yakın olacak. Ve hesapları görüldükten sonra, muhasebeleri yapıldıktan sonra cennete gönderilecekler. İşte bütün bunlar olduğunda her bir nefis neler hazırladığını bilecektir. Fela uksumu bil hunnes. Yo, hayır. Hunnes'e yemin ederim. Hunnes, böyle gizlenen, daha sonra açığa çıkan, böyle bir manayı ifade ediyor. El cevâri künnes, gezip dolaşan, sonra yuvasına giren. Genelde bu yıldızlar şeklinde açıklanmış. Malum yıldızların da yörüngeleri var. Bunlar gece vakti hareket halinde oldukları da izlendiği zaman az çok belli olur. Bunların hareketleri var. Ve bunlar görülüyor, kayboluyor. Gündüz kayboluyorlar güneşin ışığı altında. Gece açığa çıkıyorlar ve gece bunların hareketleri bir derece gözlenebiliyor.
İşte onlara yemin ederim. Ve leyli idâ as'as ve döndüğü zaman geceye yemin ederim. Ve subhi idâ teneffes nefes aldığında sabaha yemin ederim. Burada bunlara yemin edilmesi, yani o gezegenler, gezegenlerin hareketleri, gözden kaybolmaları, zaman zaman çıkmaları, işte gecenin dönmesi, artık gecenin sabaha doğru yönelmesi, ardından da nefes alan sabah. Burada tabii ve subhi idâ teneffes, belagat yönüyle de çok engin manaları hatıra getiren bir mana. Yani sabah nefes alıyor. Gece vakti işte 10 saat, 12 saat değişebilir mevsimine göre. Gecenin karanlığından sonra artık sabahın ilk aydınlıkları, varlık alemi adeta bununla nefes alıyor. Çünkü karanlık yokluğu çağrıştırır. Aydınlık ise varlığı göstermektedir. Böylece bütün varlık alemi sabah ile adeta teneffüs ediyor ve nefes alıyor. Yeni bir güne merhaba diyor. Bunların tabi burada nazara verilmesi İslamiyet'in geleceğiyle de alakalı. İnsanlık alemi karanlıklar içerisindeydi. Ama artık o karanlık dönem bitiyor. İnsanlığın karanlık gecesi sabaha dönmüş durumda. Ve ardından İslam güneşiyle insanlık rahat bir nefes alıyor. Vahyin güneşiyle insanlık aydınlanıyor. Bu manalara işaretler düşünülebilir. İnnehu le gavlu rasulim kerim. Şüphesiz o gayet itibarlı, şerefli bir elçinin sözüdür. Yani burada kastedilen Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e vahiy getiren şerefli, itibarlı bir elçidir. Elçi olması, yani Cebrail'in kendi sözü değil, o ancak bir aracıdır. Allah'tan ona bildirileni Peygamber'e bildirmektedir. Tabii önce kıyamet manzarasının nazara verilip, ardından da Peygamberin peygamberliği ile alakalı konuya geçilmesi, çünkü kıyametin anlatılması da peygamberliğin delillerindendir. Yoksa bizler kıyamet kopacak, kopmayacak, kendi aklımızla bilemeyiz. Veya koptuğunda neler olacak bilemeyiz. Üste anlatılan bu durumlar vahiy ile bize bildirilen manzaralardır. Dolayısıyla peygamber bunları kendi heva hevesinden söylemiyor. Ona getiren elçi Cebrail, o da kendi sözleri olarak söylemiyor. Allah'tan geleni peygambere ulaştırıyor, peygamber de insanlara aktarıyor. Ve işte o vahiy getiren melek, Allah katında gayet kerimdir, şerefli bir elçidir. Ve kuvvetin indedil arşin yekin, arşin sahibinin yanında gerçekten o bir kuvvet sahibidir ve özel bir konuma bulunmaktadır. Yani Allah nezdinde, arşın sahibinin nezdinde onun çok özel bir konumu vardır. Muta'in femme emin ve orada kendisine itaat edilir ve o emindir, vahyin emini. Yani peygambere vahyi indirirken kendinden bir şey katmaz, Allah ona ne bildirmişse aynen bildirir, görevini yapar. Ve men sahibukum bi mecnun, sizin arkadaşınız bir mecnun değildir. Burada sahibiniz peygambere raci, yani ey Mekkeliler, ilk muhatapları itibariyle sizden bazıları Hazreti Peygamberle alakalı haşa mecnun diyor ama o sizin sahibinizdir, size sahip çıkıyor, arkadaşınızdır. 40 yıl boyunca onu yakından tanıdınız. O gayet iyi niyetle hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur yapmaya çalışıyor. Haşa o bir mecnun değil. وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِينِ Andolsun ki peygamber onu, yani o elçiyi, Cebrail'i, ufuk-ı mübinde gördü. Bu peygamberimizin Cebrail'i görmesi ve asli suretiyle görmesi. Kitaplarda ifade edildiği üzere Cebrail aleyhisselam bazen bir insan şeklinde geliyor. Dıhyetül kelbi denilen sahabeden genç birisinin görüntüsüyle geliyor. Bazen doğrudan şahsi görülmüyor, bir ses olarak duyuluyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ı iki defa görmüş. Birisi ufuk-u mübinde görmesi ve rivayetlere göre 600 kanatlı ve
semanın her tarafını kanatlarıyla kaplamış vaziyette. O şekilde görmesi. İkinci görmesi ise Miraç olayında. Ve Miraç olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i asıl suretiyle görüyor. Oradaki ufuk-u âlâ ile ifade ediliyor. En yüce ufukta. Demek ki bir dünya ufkunda bir görmesi var. Ve de Miraç olayında bilemediğimiz alemler, o ulvi alemlerde en yüce ufukta Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi var. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالْضَنِينِ O peygamber gayba karşı cimri biri değildir. Yani Cebrail'den kendisine bildirilenleri herhangi bir değişiklik yapmadan, herhangi bir azaltma, eksiltme, kısaltma yapmadan cömertçe sizinle paylaşır. Ve bunları size bildirir, anlatır. Ve şu mana da veriliyor. O gayb konusunda töhmet altında biri değildir. Yani zanna tabi olmuş, bir takım böyle halüsinasyonlarla bazı şeyleri görüp de kendi zihninden bunlara bir şekil vererek, mana vererek bunları size söylüyor değildir. O vahiy ile bunları söylemektedir. Ve vahyin hakikatlerini size tebliğ etmektedir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانُ الرَّجِيمِ Ve Peygamberin size bildirdiği şeyler kovulmuş şeytanın sözü değildir. Yani vaka şeytanlar bazı insanlara gelir, görülür. Onlara bazı şeyleri fısıldar ve özellikle kahin dediğimiz, medyum dediğimiz kimseler bunları adeta bir vahiy gibi alır, başkalarına aktarır. Bu eskide de vardır, günümüzde de bazılarında olabilmektedir. Kur'an-ı Kerim böyle bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin Cebrail isimli elçisi vasıtasıyla en büyük peygamberi Hazreti Muhammed'e hakikatleri Kur'an şeklinde bildirmesidir. Kur'an-ı Kerim haşa bir şeytan sözü değildir. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Nasıl böyle bir kanaata sahip oluyorsunuz? Yani tabi buradaki فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Yani bu nasıl bir gidişat? Bu nasıl bir değerlendirme? Bu nasıl karşısından bir mantık? Bir sistem var ve insanların ve özellikle Hazreti Peygamber dönemindeki vahyi inkar edenlerin durumunun kötü bir gidiş olduğunu burada bildirmek var. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ O ancak alemler için bir zikirdir, bir öğüttür. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ Sizden istikamet üzere olmak isteyen kimse için. Yani Kur'an-ı Kerim dosdoğru yolu gösterir, istikametli yolu gösterir ve bir cadde-i kübra meydana getirir. Gayet büyük, geniş bir cadde ve o cadde-i kübra dosdoğru bir yoldur. İnsanları dünyada mesut ettiği gibi diğer alemde de ebedi cennete götürür. وَلَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ancak şu da var ki, alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Burada yani sizden dileyen kimse için dedikten sonra bunun Allah'a bağlanmasını görüyoruz. Yani bizler istikamet üzere olmayı isteriz, istememiz de gerekir. Ama bizim istememiz yetmez. Çünkü külli irade Allah'ındır. Külli meşiyet Allah'ındır. Bundan dolayı İyyâke nestaîn deyip Allah'ım yalnızca senden yardım istiyoruz deyip daima Allah'a yönelmek ve Allah'tan en güzelini istemek gerekiyor. Allah'ın meşiyeti de taalluk ettiğinde o zaman bizim isteğimiz yerine gelecektir. Ve o zaman insan istikametli bir şekilde hayatını devam ettirebilecektir. Cenab-ı Hak bizleri daima istikamet üzere olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.